Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. 2022 yılının Temmuz ayını da bitirmiş olduk. Temmuz ayı bitti ama arkadaşlar kış bitmedi. Yarın bir defa daha yağmur gösteriyor. O yağmurdan sonra da artık güneş arkadaşlar tüm kavurucu sıcağıyla birlikte üstümüze gelecek. Biz de insanoğlu olarak diyeceğiz ki ya bir hava kapansa, yağmur yağsa vesaire. Neyse bu saate kadar geldik. Kayıplar da verdik. 3-5 tane. Ve bugün kayıplardan bir tanesi daha. Ayem Cemani tavuğumuz vardı biliyorsunuz. Arkadaşlar maalesef onu da kaybettik. Niye kaybettik? Nasıl kaybettik? Sebebi ne? Vallahi bilmiyorum. Bir susun. Sizden bir sürü şikayet var. Arkadaşlar bugün köpeklerimize arkadaşlar gırtlak pişiriyoruz. Karaciğer ve gırtlak arkadaşlar. Bunları geliyoruz. Haftada 2 gün arkadaşlar. Bazen böbrek, bazen akciğer, bazen gırtlak. Güzelce haşlıyoruz. Ondan sonra köpeklerimizi afiyetle yediriyoruz. Yine söylüyorum menümüzü. 2 gün ayrı ayrı et yapılır. Dostlar et verilir. Onun dışında 2 gün ekmek verilir. 2 gün mamalı vitaminli ekmek verilir. Bu şekilde hayvanlarımızı besliyoruz. Bazen mama alıyorum. Mama veriyoruz. Öyle öyle devam eder. Lady! Onun için şükürler olsun. Bugün de çok sevdiğimiz bir abimiz arkadaşlar. Buradan ilk defa yurt dışına yumurta yolladık. Bakalım inşallah hayrını görür. Keklikler arkadaşlar çok rahat, çok iyi. Bugün milli parklardan arkadaşlar Talha Bey beni aradı. Allah'tan bir şey olmazsa denetim için arkadaşlar önümüzdeki hafta bayramdan sonra ne oluyor? Önümüzdeki hafta olmuyor, ondan sonraki hafta. Ondan sonraki hafta yani 10 gün sonra diyebiliriz. Arkadaşlar milli parklar çiftliğimizi ziyarete gelecek. Kekliklerimize bakacaklar, bıldırcınlara bakacaklar ve onun yanında sülündü, tavus düşündü. Tabi şunlar bir sussun. Arkadaşlar deli yürek ve yavruları bakın hiç müdahale etmedim. İlk günden beri yanlarına sadece su ve yem için gidiyor. Ediyorlar. Çok fırtınalı bir hafta yaşadılar. Doğumları fırtınayla birlikte oldu. Ama arkadaşlar hiçbirini kaybetmedik. Zaten ben çevremde de bilirler de söylüyorum. Kaz yavrusu dünyaya getirmişsen kolay kolay öldürmem arkadaşlar. Onun için bazen işi anneye bırakacaksın. Baktım tehlike varsa müdahale edeceksin. Yoksa arkadaşlar öyle aman bir şey olur, aman şöyle, aman yok. Sistemi bileceksin. Şu arkadaşlar şöyle olacak. Yemini vereceksin. Gerisini Allah'a dua edeceksin. Bu kadar basit. Ya var ya alem adamsın ya. Hemen bir geldin de beni yemek için ölüyorsun ya, ölüyorsun. Ölüyorsun beni yemek için. Ördeklerimiz arkadaşlar performans sıfır. Ne yumurtluyorlar ne bir şey yapıyorlar. Salıyoruz, yemlerini veriyoruz, yediriyoruz, içiyoruz ama düzenleri bozuldu kuzularım. Bozulduğu için de istediğimiz verimi alamadık. İnşallah alırız diye duacıyız. Bakalım daha yaz uzun. Bir kere bile yatsalar benim için kıymetli dostlar. Dediğim gibi milli parklardan arkadaşlar denetim için gelecekler. Çiftliğin işte sülündü, tavus kuşuydu, diğer yabani hayvanlardı. Bunlar için başvuru yaptığımı söylemiştim size. Onlar için denetim yapacaklar. Bakalım inşallah denetimden geçeriz. Ama şunu söylemek istiyorum.
keklikler ve bıldırcınlar için zaten biz arkadaşlar sertifikalı olarak aldığımız için hiçbir sıkıntı yok. Bundan sonra çiftliğe gelecek yaban hayvanları için biz bir müracaatımızı yaptık. Ve bugün de zaten sağ olsun oranın milli parklardan veteriner Talha Bey aradı. Ercan Bey dedi çiftliğinizi ziyaret etmek istiyoruz. Ben de hay hay dedim. Bayramdan sonra buradalar. Denetimi yapacaklar. Sonra sizlerle arkadaşlar işte yaban hayatla ilgili hayvanlar yetiştirebileceğiz mi yetiştirmeyeceğiz mi onu artık o zaman konuşacağız. Nasip kısmet biz işimizi yapıyoruz. Ondan sonrası kararı verecek arkadaşlar bu devletin kurumlarıdır. Onlara bırakıyoruz. Buradan hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İşini ahlakıyla gerçekten düzgün yapan herkese selam olsun. Bunu da buradan söylemiş olalım. Beçler arkadaşlar, yağmur, fırtına, yumurta performansı maalesef bu ara biraz kesildi. Ha yumurtluyorlar ama kesildi. Şimdi sizleri güzel bir görüntüyle baş başa bırakacağım. Tabii yine benim çenem düşecek. Konuşacağım ama onu size göstermem lazım. Giriyoruz. Burayı gizli oldu arkadaşlar. Burayı ne zor şartlarda yapmıştım tek başıma. Bakın bakın yumurtalara bakın hep kırılmış. Aman Allah'ım. Bugün artık değil de yarın yem yeme vakti geliyor. Kuzu bize bir müsaade edeceksin. Arkadaşlar yatırdım ve üzerine can hiper bit ilacı döktüm. Çevresine de çünkü böyle kapalı bir ortamda bit olmama şansı yok. Ama arkadaşlar ilacımız işe yaradı. Tavuğumuz sağlıklı bir şekilde çıkarttı mı? Vay 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 kimler var burada kimler var? Aman Allah'ım aman Allah'ım. Arkadaşlar kaç tane olduğunu inanın saymadım. Şöyle söyleyeyim. Bir tane yumurta çıkmamış. O da orada duruyor. Ona da hiç dokunmadım. Ama bizim beç tavuğu yavrularımız burada çıktı. Bunlar arkadaşlar kendime ayırdım bunları. Ben kendim büyüteceğim. Diğer beş tavuğu yavrularını da şimdi sizlerle paylaşacağım. Gelişimleri ne kadar olmuş diye. Ona bir bakacağız. Tamam, 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 tamam. Tamam kuzum, tamam. Müthiş bir anne. Maşallah. Arkadaşlar, üretim böyle güzel bir şey. Allah herkese nasip etsin. Şöyle de. Tatlı tatlı gördük. Şimdi arkadaşlar, doğru. Şunun ağzı açmaya bak ya. Yerim seni ben. Doğru. Diğer çıkan beçlerin yanına gidiyoruz. Oraya bakacağız dostlar. Orada durum nedir? Kaç tane kaldı? Kaç tane öldü? Bir bakalım duruma. Ondan sonra orada da sonra da kapatırız videoyu. Onlar da buradalar. Vay vay vay. Buraya da tabii sularını ben vermiştim. Anne dökmüş. Her kuzu. Sen niye bu kadar sessin ya? Arkadaşlar bunlar da çarşambada Baki arkadaşımıza gidecek. Toplam şu an 12 tane. Bir tanesi 15 doğmuştu. Bir tanesi doğumda arkadaşlar. Maalesef öldü. Bir tanesi ben burada su koymuştum. Suyu dökünce tabana ıslak yere yapışmış. O kendisi orada ölecekti. Ben onu ana kucağına götürdüm. Şu anda ana kucağında yaşıyor. Hiçbir sağlık problemi yok. Ama bir tane de ben burada yokken arkadaşlar maalesef ölmüş. Şu an annemizin toplam 13 tane arkadaşlar beç tavuğu yavrusu var. Allah'tan bir şey olmazsa bu hafta annesiyle birlikte anne bir ay emanet kalacak. Onları arkadaşlar Baki kardeşimize götüreceğim. Güzel güzel büyütmek nasip olur inşallah kardeşimize. Bunlar da buradalar işte. Ya işte bu boyuta geldim mi anne de yanlarındaysa arkadaşlar daha sırtları yere gelmez. Hele şöyle güzel de bir ortam, güneşi de iyi gördüğünü. Çünkü bu hayvanların dünyaya gelişi aslında birazcık şanssız. Hiç doğru dürüst güneş görmediler. Daha iyi olabilirdi bu beş tavukların. Hep yağmur yağdı, hep yağmur yağdı. Hava hep kapalıydı. Ondan dolayı da gelişimleri biraz yavaş oldu. Ama bundan sonra arkadaşlar
gelişimleri hızlanacak. Dediğim gibi 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane var dostlar. Evet. Annesi, hadi bakayım sen topla civcivleri. Güzel güzel yat. Canlarım benim ya. Dedim ya, üretim arkadaşlar, üretim, gerisi hikaye. Ya işte yine aynı şeye geleceğiz. Ah bu yem fiyatları, ah ah, bu kadar olmasa. Ne var öksüz? Çok daha güzel olur mu? Neyse. Niye avladın öksüz? Evet dostlar. Beşler dışarıda. Saldım. Çok özür dilerim. Yerlerde ekmek var. Attım, hem köpekler biraz da yesin dedim işte. Ekmek de getirmiştim. Beşlerde en azından yumurta performansı açısından ekmekti. Hatta çok güzel böyle bir buçuk kilo salata getirdim. Yani domates, biber, onun dışında soğan, sirke, limon, karışık 1,5 kilo onu kime verdim? Onu arkadaşlar Hintlerle karma süs tavuklarına verdim. Biraz onlar yesin, toparlasın dedim. Ondan sonra köpeklerimize gırtlak yapıyoruz arkadaşlar. Gırtlak yedireceğiz. Şeyle birlikte, akciğerle birlikte. Zaten diğer hayvanlarımızın hepsinin yemleri var, suları var. Yarın ne yapacağım arkadaşlar? Sirke, sarımsak tedavisi. Çünkü arada birkaç tane ölümler oluyor, can sıkıntısı. Dikkat etmek lazım. Onun dışında şu anda bir problem gözükmüyor. Şükürler olsun, beş yavrularımız da dünyaya geldi yeniden. Mahmut abinin makineye attığım 360 tane yumurta için dua bekliyorum. Çünkü o kadar çok büyük fırtına oldu ki ışıklar arkadaşlar gidiyor. 6-7 saat, belki 8 saat 7 günlük yumurtalar elektriksiz olarak hiç kapağı açılmadan makinenin içinde durdu. İnşallah bir ziyan olmamıştır, ölmemişlerdir. Ölmedilerse müthiş bir çıkım bekliyorum. Ama nasipte de yoksa gerçekten yapacak bir şey yok. Yeniden yumurta toplayacağız, yeniden atacağız. Yani üretimi elimden ne geliyorsa dostlar, hem kendim hem sizler için ne geliyorsa yapacağımı zaten biliyorsunuz. Evet arkadaşlar, herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı arkadaşlar, yorum atmayı unutmayalım. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir. Hatırlıyorsanız 3-4 video önce arkadaşlar, bakın burada buğday dökülmüştü. Ben de bu buğdayı serdim, dağıttım. Yani dağıtınca da ne oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi her taraftan çimlendi, buğday çıktı. Bu da bizim hem beçlerimize hem tavuklarımıza fayda sağlayacaktır. Değil mi kuzum? He? Değil mi? Aşkın parçası. Bu da artık yanıma geliyor, yaramaz seni. Seni yoramaz seni. Seni yoramaz seni. Of, yerim seni. Evet arkadaşlar. Herkese selamlar, saygılar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar. He kuzum. Arkadaşlar Serdar'a müthiş bir köpek geldi bu arada. Tam Tonya finoları yetiştiriyoruz birlikte. Çok güzel arkadaşlar, yavrular yapacağız inşallah. Bayılacaksınız ileriki videolarda.